isteriz. Evet, telefon attığımızda arkadaşlar tekrar eder misiniz lütfen? Evet, Selim Karakaş CHP Bartın İl Başkanı şu anda karşımızda sanıyorum Skype bağlantısıyla. Evet, Sayın Karakaş beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, iyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Efendim öncelikle geçmiş olsun. Bizim ilk ulaştığımız haberler, elimize gelen ilk haberler 49 maden işçisinin madende olduğu yönünde. Öncelikle çıkarılan ya da kendi imkanlarıyla çıkan madenci sayısı kaç, içeride kalanlar, kaç maden işçisi içeride, kurtarma çalışmaları ne aşamada, oradaki son durumu özetler misiniz bize lütfen? Bilgileriniz ışığında. Sayın Karakaş duyabiliyor musunuz efendim? Alo. Beni? Oradaki kurtarma çalışması... Yayında bir kesinti oldu da peki, alamadım sesinizi. Şimdi duyabiliyor musunuz efendim? Çok merak ediyoruz, evet, tabii. Duyuyorum. Yüreğimizde iyi haber bekliyoruz. Bütün işçilerimizin çıkarılmasını, kurtarılmasını bekliyoruz. Nasıl gidiyor oradaki kurtarma çalışmaları? Yani şu ana kadar 15-16 civarında madenci arkadaşımız madenden kurtarıldı. Genel olarak sağlık durumları iyi görünüyor. Bir vefat haberi henüz almadık. Bir kayıp haberi almadık madenden. Şu anda da kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor burada. Evet, şimdi orada kurtarma çalışmalarında herhalde koordinasyon tamdır. AFAD, itfaiye, çok sayıda sağlık ekibi orada dedik. Herhangi bir ihtiyaç var mı? Bir öncelik var mı? Aciliyet durumu olan bir şeyi paylaşabileceğiniz? Yani şu anda çok acil bir şey yok. Bütün ekipler burada. Yeteri kadar ambulans, AFAD ekipleri, belediye ekipleri, itfaiye ekipleri. Hepsi burada. İşte bir trafodan kaynaklı bir patlama olduğunun haberi valilik tarafından da açıklandı az önce. Tabii ama net bir bilgi yok şu anda. Bizde can kaybı şu ana kadar olmadı, can kaybı. Haberi gelmedi aşağıdan. Evet, İnşallah bundan sonrasında da gelmez. Sayın Karakaş, valilik tarafından trafodan kaynaklandığı yönde bir açıklama geldi dediniz. Doğru duyduk değil mi? Evet, evet. Ama evet, net değil diyorsunuz da aynı zamanda. Yani kesinlik kazanmadı. Yani öyle bir bilgi geldiğini söylüyorum. Hani bunun dışında aşağıdan patlama, grizi kaynaklı ya da metan gaz birikmesinden kaynaklı olduğuna ilişkin bir şey gelmedi. Trafonun tetiklediği bir patlama olabilir, trafo arızasının. Ama net bir bilgi gelmedi. Yoğun bir şekilde aşağıdaki madencilerin çıkartılması çalışmaları sürdürülüyor burada da. Evet. Tabii ki madenci aileleri burada. Yani şu anda bu gece vakti üretimin de en yoğun olduğu saatte. Dolayısıyla o -350 ve -300 kotu da bu madenci arkadaşlarımızda. Sayın Karakaş, o -300 ve -350 kotu bizlerin ve bütün izleyicilerimizin rahat anlayacağı şekilde, gözünde canlandırabileceği şekilde nasıl anlatırsınız? Ne kadar bir derinlikten bahsediyoruz? Şöyle, deniz seviyesinden -300 metre, yani deniz seviyesinin 300 metre altında. Deniz seviyesini 0-0 olarak düşünürsek 300 metre altında deniz seviyesinin maden ocağı. O yüzden de yaralıların da yukarıya ulaşması vakit alıyor, zaman alıyor. Asansörlerle çıkartıyorlar yaralıları yukarıda, kuyu başında. Dolayısıyla kurtarmaya inenler, oradan çıkanlar, burada gerçekten ummalı bir çalışma sürdürülüyor. Şimdi AFAD tarafından trafodan kaynaklanan bir patlama olabileceği söylendi ama henüz net değil. Acaba bu konuyla ilgili ilk resmi açıklama ne zaman gelir? Hani bu gece yani bu bir kurtarma resmi... çalışmaları bittikten sonra herhalde o açıklamanın daha net öğrenebiliriz onu, öyle düşünüyorum. Evet. Çünkü herkes aşağıdaki madenci arkadaşlarımızı kurtarmak için çaba sarf ediyor şu anda. Evet. Bu dışarıdaki madencilerden de ocağa girenler var. Madende bir insanlar. Madende aşağıda kalanlarla bir iletişim var mı şu anda? Bu konuda bilginiz var mı? Yani bir telefon hattı var mı aşağıda? Madenciler konuşuyorlar mı? Yani tabii işletme haberleşiyordur ama burası o kadar kalabalık ki bu bilgiler bize anında gelemiyor maalesef. Biz de zaman içinde bilgi almaya çalışıyoruz alana gidip. Ben şimdi ayrıldım o alandan. Gene sanırım yaralılar çıkartılıyor yani şu anda. Gene bir şey oldu orada, gürültü. Yani siz yakın bir yerdesiniz tabii, çok yakındasınız. Ne ben yakındayım beraber hocam, başındayım ben ama. Yaralıların çıkarıldığını görebiliyor musunuz şu anda? Şu anda ambulansların arka tarafındayım ben. Orası zaten
kapatılmış durumda şeye. Evet. Şimdi bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin İsmail. Burası Selim Bey, burası TTK'nın Amasra müessesesi mi? Evet, TTK'nın Amasra Müessese Müdürlüğü. Burası, burası. Peki. Şimdi Bakan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, evet. 20 gün önce burayı ziyaret etmiş. Evet. Ben bazı fotoğraflar attım Erdal'a. Erdal hazır mı o fotoğraflar? Yani eğer burası Amasra Müessesesi ise, ki başka bir yer değil, TTK Amasra Müessesesi burası. Bunu başkanlar yoruluyor. Evet, şimdi Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ı ziyaretinde buraya gelmiş. 20 Eylül 2022 günü. 20 gün önce, yani 22 gün önce. Erdal fotoğrafa getirsin, kendisi iş güvenliğiyle ilgili. Ne amaçla gitmiş? Bu şeysi ziyaret etmiş. Mutat ziyaret, bir ziyaret şey etmiş. Ziyaret. Yani. Burada evet, ne ekranda. İçin? Hatta burada bak mesela şu. Mesela burada işçilerle fotoğrafı var. Bir sonrakinde daha geniş bir fotoğraf var. Mesela benim bak. Orada Türk İş Genel Başkanı da orada. Bak mesela sol köşede Türk İş Başkanı var. Evet. Hatta bir AK Partili grup başkan vekili galiba. Şimdi mesela bu daha geniş bir fotoğraf. Evet. Bilmiyoruz. Bu işçilerden belki bazıları şu an yer altında. Tabii, tabii. Yani 20 küsur önce çekilmiş fotoğraf bu. Yani bir fotoğraf bu, daha var. Evet. Bu vardiyadaki, şimdi ve burada Fatih İsmail Dönmez... istersen şöyle yapalım. Çok zor şartlarda bağlanıyor Selim Bey. Eğer olur. Selim Bey'e bir sorunuz yoksa kendisine teşekkür edelim ve uğurlayalım. Olur. Fotoğraflar ekranda kalsın. Biz devam edelim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Karakaş, katıldığınız için yayınımıza. Bir kez daha geçmiş olsun. Güzel ben haberler bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Size. Burada şimdi tabii kritik açıklamalar yapmış. Yani özellikle 2013 yılındaki Soma kazasından sonra iş güvenliği önlerinin arttırıldığını söylemiş bakan. Ve şöyle devam etmiş. 2013 yılında o elim kazadan sonra özellikle maden iş kolunda çalışanlarımıza dönük özellikle yer altında bir takım özel tedbirler alındı. Çalışma şartları iyileştirildi. Çalışma saatleri kısaltıldı. Hafta sonu tatilleri kesinlik kazandırılmış oldu. En az 2 asgari ücret şartı getirildi. Şimdi o tarihten sonra, o tedbirlerden sonra arkadaşlarla da ben özellikle iş kazalarını yakından takipteyim. Bu alınan hukuki tedbirlerin, regülasyonun iş kazalarının etkisi ne olmuş? Bıçak gibi azalır hale gelmiş. Sıfır ölümlü iş kazası olsun ama pardon, bıçak gibi azalır hale gelmiş. Evet, sıfırlayamadık. Gönül ister ki hedefimiz o. Sıfır ölümlü iş kazası olsun ama dünyada da en riskli iş kollarının başında maden geliyor. İşveren kadar emekçi işçi kardeşlerimizin de dikkatli olması lazım. Yıllarca yaşanmışlık, tecrübeler insana bazı şeyler öğretti. Diyor. Şimdi burada Sayın Bakan iş güvenlik önlemleriyle neredeyse sıfıra indirdiklerini iddia ediyor. 20 Eylül 2022'de etrafında topladığı 100'e yakın işçinin huzurunda ve Sayın Bakan'ın ziyaretinden 20 gün sonra, yaklaşık trafo 20 gün sonra, trafo da değildir. Eminim orada bir griz tetiklenmiştir. Ve bunun sonucunda işte maalesef şu an 44 kişi 49 kişi özür dilerim yer altında. Şimdi şöyle, bunun önemi şu, yani Türkiye'de kömür üretimi iki aşamada, lignit ve taş kömürü. Taş kömürü sadece Zonguldak ve çevresinde, lignit Türkiye'nin hemen hemen her yerinde oluyor. Burası, yine yanlış bilmiyorsam, kamuya ait bir işletme. Özelleştirilmiş bir yer değil burası. Dolayısıyla kamu. Yani Türk Taş Kömürü tarafından bizzat işletilen bir işletme burası. Şimdi taş kömürünün evraklarına bakarım, kaç işçi çalışıyor, nedir özelliği ama ya burada iş güvenlik önemi çok yüksek olması lazım. Şimdi uzmanına soralım mı bunu? Soralım. Ben onu not düşeyim. Yani herhangi bir kaçak maden değildir burası. Öyle 3 kuruşa, yani burada sendika güçlüdür. Türk İş Başkanı orada çünkü. Aynı zamanda devlet işletmesi olduğu için güvenlik önlemleri yüksek olması lazım. Peki ne oldu? Ne oldu? Evet, biz şimdi bu konuda bir uzman görüş alalım ve onun paylaşacağı bilgiler ışığında yine değerlendirmeye devam ederiz. Sayın Ayhan Yüksel, Maden Mühendisleri Odası Başkanı, kendisi telefon attığımızda ve bildiğim kadarıyla da yolda, özür diliyorum, karşımızda. Şu anda bölgeye, telefon mu? Tamam. Bölgeye gidiyorsunuz galiba Ayhan Bey, değil mi? Evet, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Şu anda Maden Mühendisleri Odası ve Üretim Kurulu olarak yoldayız. Bir saat kadar önce de Zonguldak Şube Yönetimimiz yola çıktı. Biraz sonra orada olmuş olurlar. Evet, peki ben şimdi hem rejiden hem sizden bir şey rica edeceğim. Sizin biraz daha yüksek sesle konuşmanızı rica ediyorum.
Herhalde evet, yolda olduğu için, araçta olduğu için doğrudur. Ama rejide biraz buraya, stüdyoya sesi yükseltirse, yüksek verirse daha iyi olacaktır. Ayhan Bey, şimdi biz tabii bu patlama neden oldu? AFAD trafodan kaynaklanan bir kaza açıklaması yaptı ama bu açıklama kesin değil. Tabii ki resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamayı bekliyoruz. Ama bu bir grizu patlaması mıydı? Neden kaynaklandı? Yani ilk tahminleriniz sizin neler? Ben öncelikle şöyle bir genel değerlendirme yapmak istiyorum. Kazanın meydana geldiği iş yeri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Taşkınlık Kurumu'na işletme genel müdürlüğünün 5 müessesesinden biri olan Amasra Müessese Müdürlüğü'nde meydana geldi. Bugün tarih itibariyle 16-24 vardiyasında saat 18-15 sıralarında meydana geldi. Bize gelen ilk bilgilere göre yer altında o saatte 85 işçinin görevlendirildiğiydi. Eksikliğinde kaza meydana geldiği söyleniyor. Çıkarışçıların basından duyduğu bilgileri değerlendirdiğimizde işçiler büyük bir basınç ediyor. Bu bize bunu bir grizu patlaması AFAD'ın trafo kaynaklı patlaması tabiri bize çok uygun gelmedi açıkçası söyleyeyim. Burada Türkiye Taş Gömürü Kurumu'nun kurtarma ekipleri, tatilliği ekiplerinin açıklamaları anlamlı önemli olacaktır. Çünkü konum uzmanı o kişilerdir. Grizu patlaması meydana geldikten sonra eğer ki grizu patlamasıysa öncelikli olarak bir şok meydana gelir. Bu şokun etkisiyle işçilerden şokun etkisine maruz kalanlar hayatını kaybeder ve buralarda göçükler meydana gelir. Akabinde patlamanın sonucunda da ortama karbonmonoksit, monoksit gazı yayılır. Monoksit gazına maruz kalan, patlamadan kurtulmuş ama ancak monoksite maruz kalan işçiler de karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle yaşamını kaybeder. Şu an yani bizim geçmiş mesleki deneylerimize göre baktığımızda kazanın saat 18-15'te olduğunu değerlendirsek işçilerin için tehlike çanları çalmaya başlamış durumda. Çünkü verdiği oksijen maskeleri ancak bir saati maksimum kullanabiliyorlar. Bunu umarız ki bulundukları bölge oksijenli bir bölgedir ama emin değilim. Bu kadar. O planı da ocağın hava atma planı tespit edildiğinde ancak öğrenilecektir. O bilgilere ulaştığımızda kamuoyuna detaylı bilgileri mutlaka vereceğiz. Sayın Yüksel, sizi biraz daha tutacağız. Rica edelim, kalın lütfen telefonda, sorularımız olacak. Fakat arada kesintiler oluyor. Benim kaçırdığım, duymadığım ya da atladığım bir şey olursa Ayhan Bey'in paylaştıklarından siz lütfen tamamlayın. İlk etapta kritik işe geldiğimi söyledi. Kritik işe, işçiler için kritik işe. Acı haberi vermeyelim. Yani yanlış anlaşılmasın ama. Evet. Yani kurtarma ekipleri acele etsinler, ellerini çabuk tutsunlar. Çünkü oksijen sorunu yaşayabilirler.